ekmeğimizi ateşten çıkarırız. Herkes ateşten korkar ama bizim işimiz ateşli olduğu için biz ateşten korkmayız. Adım Özcan İnce, 46 yaşındayım. 25 yıldır da bu işi yapıyorum. Kuyumcu ocakçılığı da geçen mesleğimizin adı. Altın ve gümüş eritiriz. 16-17 yaşından beri de icra ediyoruz bu işte. Baba mesleğidir. Okul dönemleri, yaz dönemlerinde, ortaokul, lise dönemlerinde gelip bu işi öğrendik babamızdan. Okul dönemlerinde öğretmen olmak istiyordum. Sonra babamızın tek çocuğu olduğu için erkek olarak da dedim baba mesleğine devam ettirelim, mesleğimiz ölmesin. Bu şekilde devam ettim mesleğimize. Cumartesi geldiğimiz için patron da bize harçlık verirdi, babamın patronu. Çarşıya giderdik, harcardık bu paralarımızı, aldığımız zaman harçlıklarımızı. Arada kaybolduğumuz zamanlar oldu çarşıda. Döndük dolaştık, zor bulduk kendini şeyimizi. O zaman telefon yoktu şimdiki gibi, iletişim rahat değildi. Ama kaybolduğumuz zamanlar oldu. Yani yarım saat, bir saat kendim şey yapamadım. Dükkanı bulamadım yani, öyle diyeyim. O zamanki patron işçi ilişkisi daha iyiydi, daha samimiydi. Daha şeydi, cana yakındı. Şimdikilerde biraz daha farklılıklar var. Eski şey yok, samimiyet yok yani. 90'lardaki ilişkilerle 2010'lardaki, 2020'deki ilişki daha farklı. Aynı samimiyeti yakalayamıyoruz. Yapmış olduğumuz ürün gümüş kaynağıdır. Karıştırıp temizleyip dökeceğiz. Karıştırmazsak istediğimiz hani milyem dediğimiz olay birbirini tamamlamazsa olmaz. Ürün yanlış olur. Ürünü şimdi dökme aşamasına getirdik, dökeceğiz. Kalıplara dökeriz. Kalıplardan suya atarız, soğuturuz. İşlem soğusun, soğuma aşamasından. Bu da astar kalıbımız, astara dökeceğiz. İkisi de işlem aşamasında çekilecek. Tavlamamız gerekiyor. Döktüğümüz ürünü şimdi sökeceğiz, suya atacağız. Ondan sonra çekme işlemine başlayacağız. Soğutma işlemini yaptıktan sonra ancak ürünü çekebiliriz. Müşterinin istediği ürüne göre de tel, çubuk yaparız, astar yaparız plak anlamında. Yüzeysel gözüken pislikleri de almamız lazım. Belli bir aşamadan sonra tava çıkarırız. Yani dikkat etmemiz lazım bu kısımda. Tavını da yaptıktan sonra tekrar makinede çalışıp ürünü bitireceğiz. İşlemi yaparken metalin yumuşaması lazım, yoksa silindirde çalışamayız. Silindirde yaptığımız işlemde ürün çatlar ve bozulur. Bu işlemi yaptıktan sonra tekrar su havuzuna atıp ürünü astar silindirine çekeceğiz onu. İşlem bittikten sonra da müşterimize teslim edeceğiz. İstediği mikronu bulduktan sonra. Büyük firmalar bu işi kendi bünyesine aldığı için rekabet olayı daha da zorlaştı bunlarla. 90'lardaki patron işçi ilişkisi daha iyiydi, daha samimiydi. Daha şeydi, cana yakındı. Şimdikilerde biraz daha farklılıklar var. Eski şey yok, samimiyet yok yani. Aynı samimiyeti yakalayamıyoruz. Üç arkadaş çalışıyoruz. Çalıştığımız arkadaşlar biri kalıbı bağlar, dereceyi bağlar ya da suya atar, astarda çeker. Ben dökerim, öbürü devam eder. İşlemi bir şekilde tamamlarız üçümüz. Çalışırken kolumuz, ayağımız, elimiz yanıyor. Gözümüze falan dikkat etmemiz gerekiyor. Ürünler sıçrayabiliyor ateşe temas ettiği için. Mesleğimizi severek yapıyoruz. Zaten sevmediğin bir mesleği yapamazsınız. Gayet de keyif alarak yapıyoruz bu işi. Çünkü yapılan ürün bir şekilde müşteriye yansıyor ve müşteri bundan memnuniyet duyuyor. Biz de mutlu oluyoruz. Mesleğin devam etmesi için muhakkak bu işin yapılması gerekir. Birilerini öğretmemiz lazım. Bu işin meraklısı ve hevesli olan insanları öğretiyoruz.